Seni ben yetiştirdim. Üstünde emeğim çok. Sandım ki benden sonra yerimi alırsın. İşlerin başına geçersin. Ama ne oldu? Ha? Beyefendiye yaranmak adına beni sırtımdan vurmak bir işe yaradı mı? Ne elde ettin? Hiç. Hala aynı yerdesin. Vakti zamanında pislik bir hamamcıydın. Sayemde gazinocu oldun. Sonra? Ha? Sonra! Ha Necdet? Benden sonra bir arpa boyu yol alabildin mi? Hayır. Osman hala Mahir'le. Ya Ayten? Ya, bir kadın yüzünden bana hırs yaptın. Gel gör ki o da seni sepetledi. Hazine olmuş boşanmanızı duydum. Nurten ne yaptı onu bilmiyorum. Niye anlatıyorsun şimdi? Niye anlatıyorsun şimdi? Yapma Necdet. Yapma. Ben yoksam. Sen bir hiçsin. Anla artık bunu. Şimdi. Celladım olduğun için seni cezalandırmamı istemiyorsan bana yardım edeceksin. Bir ele bir kola bir ayağa ihtiyacım var. O da sen olacaksın. Ki planlarım tıkır tıkır işlesin. Köpekliği mi yapacaksın? Çünkü her şeyin müsebbibi sensin. Seni aradığım o lanet gün. Bana kendi gıcıklığın yüzünden Mahir'in adını verdiğin gün beni yaktın. Hayatımı mahvettin. Oysa Feride ile saadet dolu bir hayatımız vardı. Hoca öğrenci ilişkisinin ötesinde samimi, güzel bir arkadaşlığımız vardı. Mesleğimin zirvesindeydim. Şahane hayatımı yaşıyordum. Ama o gün, bana Mahir'in adını verdiğin gün... Oh, Necdet! Seni boğsam doymam. O yüzden sen benim köpekliğimi yapacaksın. Hak ettiğin bu çünkü. Yapmayacağım. Bir daha bunu yapmayacağım. Yapmayacağım. Sen beni yanlış anladın cancağızım. Sana bir teklifte bulunmadım. Emrettim. Ha. Ya ben sana yardım etmem dersen... ...seni şu aşkta öldürürüm. Hem öyle senin gibi de yapmam. İşimi şansa bırakmam. Cesedini 5 karış toprağın altına koyar. Öyle giderim. Hadi. Şimdi paşa, paşa dön bana yüzünü. Başka şansın yok çünkü.
Ne yalan söyleyeyim. Böyle teslimiyetlere bayılıyorum. Ama bu sana kızgınlığımın geçtiği anlamına gelmez. Akıllı ol. Canımı sıkarsan canını yakarım. Bunu aklından çıkarma. Kulağın sesli olsun. Sana haber yollayacağım. O vakte kadar sen de varlığımı hazmetmek için kendinle baş başa kal bence. Ha. Bu arada ağzını sıkı tut. Yerin kulağı vardır. Gerçi bir ölüyle konuştuğuna kimse inanmaz ama bilirsin. Ben tedbiri severim.